Değerli voleybol severler, herkese iyi akşamlar. Aksa Sigorta'nın katkılarıyla hazırlanan Voleybol Magazini Instagram sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Az sonra çok değerli bir konuğumuz aramızda olacak. Türk Hava Yolları Spor Kulübü Genel Sekreteri Abdullah Kalkit ile aramızda olacak. Ve merak edilen soruları kendisine yönelteceğiz. Çok keyifli bir sohbet olacak. Kendisini tanıyacağız. Kulübün yatırımlarından, yaptıklarından, yapacaklarından bahsedeceğiz bol bol. Ondan sonra yeni sezon transfer çalışmaları nasıl gidiyor onları soracağız. Kupa voley maçları oynanmaya başlayacağız. Bu konuda bilgi alacağız kendisinden. Bu arada sesim sizlere ulaşıyor mu? Sesim sizlere ulaşıyorsa yazarsanız çok mutlu olurum. Evet. Bu akşamki gündemimizde oldukça yoğun. Kendisini tanıyacağız. Henüz bu sene kendisi göreve başladı ama bundan önce de bir görevi oldu bildiğim kadarıyla. Tabii kendisinden öğreneceğiz bütün detayları. Süper. Sesim geliyormuş. Gayet iyi. Evet. Abdullah Bey geldiyse eğer bir istek bekliyoruz. Ondan sonrasında merak edilen soruları kendisine yönelteceğiz. Lig etabından bahsedeceğiz. Avrupa'dan bahsedeceğiz. Türk Hava Yolları'nın yatırımlarından bahsedeceğiz. Evet. Kendisi geldi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Abdullah Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar Ufuk Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Teşekkür ederim. Çok çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bunca yoğun programımız arasında bizi kırmadınız. Katıldınız. Bu arada Ufuk diye hitap edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Eyvallah. Daha samimi olması açısından. Eyvallah. Yani nasıl gidiyor? Nasılsınız? İyi misiniz? Valla yaramazlık yok. İyi. Yorgunuz biraz. Bayağı bir yoğun geçiyor çünkü gündem. Sadece voleybol değil. Diğer branşlarımız da var çünkü. Bir de Ramazan ayı malum. Biraz da sessiz. Tabii. Sakin. Doğru. Abdullah Bey biz sizi tanıyoruz tabii aynı camianın içerisindeyiz ama voleybol camiası biliyorsunuz oldukça büyük bir camia ve hani sizi tanımayanlar ve özellikle merak edenler oldu çünkü çok hızlı bir giriş yaptınız. Böyle transferler olsun, anlaşmalar, sosyal medya çalışmalarınız özellikle insanlar merak etti. Abdullah Kelkitli kimdir diye. Sizden dinlesek. Evet abi, Abdullah Kerkitli kimdir? Abdullah Kerkitli 1989 doğumlu, İstanbul doğumluyum. Daha önce Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nde yine görev almıştım. 2014-2017 yıllarında. Eski bir futbolcuyum. Amatör ve profesyonel futbol oynadım uzun yıllar. Spor kulübüne yabancı değilim. Daha önce buranın mutfağından yetişen birisiyim. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunuyum. 32 yaşındayım, evli ve iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın diyelim Abdullah Bey ve yeni görevinizde de başarılar dileyelim. Yani sporun içerisinden gelmiş insanlar en azından çok daha değerli ve Türk Hava Yolları'nda zaten görev yapmıştınız belli bir süre. Buranın Evet. Yapısını, çalışmasını gayet iyi biliyorsunuz ve zaten hızlı bir girişinizde adaptasyon süreci yaşamamanıza neden oldu. Yani o biraz evet biraz da hani kulübün içinden geldiğimiz için o biraz avantaj oldu. Çünkü kulüpteki insanları, işleyişi, daha önce yapılan işleri iyi bildiğin için buraya adapte olmam, işlere adapte olmam benim için çok zor olmadı. Elimizden geldiğince hem kurumumuz adına hem de Türk Voleybol adına en iyi işleri yapmak istiyoruz. Evet. Peki göreve geliş süreciniz nasıl oldu? Belli bir süre yaptınız, ondan sonra olmadınız. Şimdi varsınız. Yani büyük bir sorumluluk aslında. Yani çok gerçekten büyük. Türkiye'nin gözü neredeyse voleybol camiası aslında Türk Hava Yolları'nda. Tabii ki büyük kulüpler var ama Türk Hava Yolları'nda bunlardan bir tanesi. Ya başarılı olamazsam diye hiç çekinceniz oldu mu? Yani başarılı olamazsam diye hiçbir çekincem olmadı. Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun. Hangi işi yaptıysam hiç başarısız olmadım. Allah'ıma hamdolsun. Burada da başarısız olacağımızı düşünmüyorum. Aksine aldığımız görevi, aldığımız işi daha iyi, daha yukarılara nasıl taşırız? Her gün bunun çalışmalarını yapıyoruz. Asla öyle bir düşüncem olmadı. Göreve giriş sürecim ise tabii biliyorsunuz bir yönetim değişikliği oldu. Bunlar bütün kulüplerde, bütün büyük kurumlarda olan şeyler, normal şeyler. Yönetim kurulu değişikliği olunca tabii burada bir boşluk oluştu. Yönetim kurulu başkanımız, aynı zamanda spor kulübümüzün yeni başkanı, Profesör Sayın Ahmet Bolat
Bize bu görevi layık gördü sağ olsun. Abdullah dedi, hani sen burayı biliyorsun, kulübümüzü biliyorsun, işleri biliyorsun. Bu görevi sen yürütür müsün diye. Ben de seve seve kabul ettim. Çünkü Türk Hava Yolları hakikaten bizim milli bir bayrak taşıyıcımız. Çok sevdiğimiz bir kurum. Değerli bir kurum. Türkiye'nin de en büyük, dünyanın da en büyük kurumlarından bir tanesi. Burada görev almak, buraya bir hizmet vermek bizim için bir onurdur. Biz de görevi seve seve kabul edip işlere hızlı bir şekilde başladık. Evet, Türk Hava Yolları gerçekten hani bizim gerçek milli bir önemimiz, yani bayrağımızı hem Türkiye'de hem bütün dünyada temsil ediyor ve Evet. voleybol camiası içerisinde bulunması da bizim için büyük bir şans ve lütuf olarak kabul ediyorum ben. Eyvallah. Evet. Peki program başında söylediğiniz voleybolun dışında da branşlarımız var diye. Türk Hava Yolları Spor Kulübü sadece voleyboldan ibaret değil, onu biliyorum. Peki hangi branşlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Altyapı çalışmaları ne durumda? Yani Türk Hava Yolları takımımızın futbol takımı var. Yıllardır altyapıda hizmet veriyorduk. Gerçekten benim olduğum dönemde olsun, daha önceki dönemlerde olsun, Türk sporuna, Türk futboluna çok büyük futbolcular yetiştirip büyük takımlara transfer edip onları gönderdik. Bu sene bir atılım yaptık futbolda. A takım kurduk uzun yıllar sonra. Hatta şu an takımımız 4-4 yapıp, yani 4 maçta 4 galibiyet alıp çok hızlı bir başlangıç yaptı. Bunun dışında satranç takımımız var. Çok önemsiyoruz satrancı. Biraz da bizim kurumumuza çok yakıştığını düşünüyorum. Hani bir akıl oyunları olduğu için böyle. Satranç takımımız da Süper Lig'de aynı zamanda mücadele ediyor. 2 yıldır pandemiden dolayı bir boşluk vardı. Olmamıştı organizasyonlar. Bu yıl inşallah yine olacak. Orada da ciddi rakiplerimiz var. Tekrar inşallah orada da bir şampiyonluk almak istiyoruz. En sonki ligde ikinci olmuştuk. Onun dışında masa tenisi takımımız var. Onlar da kurumlar arası organizasyonlarda mücadele ediyor. Bunun dışında kurum içerisinde yaklaşık 50 bin kişi çalışıyor Türk Hava Yolları ailesinde. Bayağı büyük bir aile. Yani 50 bin Evet. çalıştığı bir yerde kurum içi organizasyonlar oluyor. Bir de yani 50 bin kişi arasında acayip derecede spora meraklı, spor geçmişi olan profesyonel, amatör. Her gün bize işte yelken takımımı kursak, bisiklet takımımı kursak, işte okçuluk takımımı kursak gibi bir sürü talepler geliyor. Biz olabildiğince hepsini karşılamaya çalışıyoruz ama yani elimizden geldiğince biraz da profesyonel yapıda oluşturmak istiyoruz. Bu bağlamda yani Türk Hava Yolları hakikaten çok büyük bir aile. Elimizden geldiğince bütün çalışanlarımızın ve çalışanlarımızın dışında olan profesyonel takımlarımızın yönetimini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Ya çok güzel özetlediniz. Çok yalın bir vaziyette özetlediniz. Ama yani bu cümlelerin arkasında ciddi bir yapılanma var aslında Abdullah Bey. Tabii siz bunun hani görünen genel sekreterlik yüzsünüz ama mesela voleybolda ciddi bir kadronuz var. Şimdi baktığın zaman sahaya bir çıkıyorsunuz. Sosyal medyacısından fotoğrafçısına, işte şube yöneticisinden ötekisine, yani bu dayanışma nasıl gidiyor sizde voleybolda? Yani bu sadece voleybolda değil, diğer branşlarımıza da bu özveriyi, bu profesyonelliği yansıtmak istiyoruz. Çünkü Türk Hava Yolları ismine yakışan da zaten budur. Yani Türk Hava Yolları ailesi dediğim gibi çok büyük bir aile. Tabii ki bu süreç öyle göründüğü gibi kolay değil. A'dan Z'ye, en tepedeki hocasından tut, en alttaki malzemecisine kadar özenle takım içerisinde uyum, ahenk sağlayacak şekilde bir yapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü başarının sırrı aslında bu tür ufak detaylarda gizli olduğunu düşünüyorum ben. Hani parayı harcayıp ne bileyim hani bir şeyler herkes satın alabilir ama hani ufak şeylere dikkat etmek, en ufak en ince ayrıntıya kadar dikkat etmek farklı bir olay. Biz de kurumumuza yakışacak şekilde bunları yapmak istiyoruz. Evet. Para demişken şimdi Türk Hava Yolları aslında çok güzel bir konuya bağlamak istiyorum. Yani maddi olanakları iyi olan bir şirket. Çok da güzel harurup harmanda savrulabilirdi ama Türk Hava Yolları gelip en üst ligden bir tane takımı satın almak yerine bir başarı hikayesi yazmayı tercih etti. Ve işte birinci ligden, ikinci ligden birinci lige, birden işte Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Adım adım yükseldi ve hani bunu hazmederek yükseldi. Şu anda da gayet bunun aslında başarısını yaşıyorsunuz. Hem ligde hem Avrupa'da hani insanlar da sizi takdir ediyorlar. Gerçekten ben de çok kutluyorum canı gönülden. Ve bu başarı hikayesini neye bağlıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bugünü? Ya tabii ki bir takım almak, satın almak kolay bir şey. Özellikle Türk Hava Yolları gibi büyük bir camia için, büyük bir kurum için kolay bir şey. Ama tabii ki bizler sporun içinden gelen insanlar olduğumuz için hani burada bir takım almayı, satın almayı kolay, en kolayı yani bu. Ama zor olan burada sıfırdan bir takım kurup her ligin her şeyinde, etabında mücadele edip işin en mutfağından, en dibinden, en tepesine kadar çıkmak farklı bir haz, farklı bir keyif. Türk Hava Yolları olarak biz liglerin, voleybol liglerinin her kademesinde bulunduk.
Ve şu anda da Sultanlar Ligi'nde yine gördüğünüz gibi 4 playoff'a kaldık. Başarımızı taşlandırdık. Tabii burada yönetimimizden tutun da diğer arkadaşlarımıza kadar, çalışma arkadaşlarımıza kadar herkesin çok büyük emeği var. Ben burada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, tüm sporcularımıza, geçmişten bugüne kadar ki bütün arkadaşlarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Evet, doğru. Yani istikrar önemli olan aslında. Baktığınız zaman siz sporun içerisinden geldiğiniz için çok daha iyi biliyorsunuz bunları. Tabii şimdi dediğim gibi takım satın almak kolay. Hatta bu sene öyle bazı söylentiler oldu. Hatta Türk Hava Yolları ligden çekilecek falan diye. Sizin de zaten sorularınız arasında da Valdo vardı orayla, bana söylemişlerdi. Evet, bir sizinle görüşmemizde hani böyle bir soru yönelteceğimi iletmiştim size. Yani hazır gelmişken şöyle bir söylenti dolaştı voleybol camiası içerisinde. Daha transferlere falan başlamadan önce Türk Hava Yolları Spor Kulübü acaba voleybol şubesini kapatıyor mu diye. Bunu net olarak size sormak istiyorum. Öyle bir söylenti, söylem geçti mi acaba? Geçti. Biz bunları duyduk. Yani geçti derken bizim içimizde değil. Hmm. Bunların konuşulduğunu duyduk. Hatta çok üzüldük. Çünkü Türk Hava Yolları gerçekten çok büyük bir aile. Yani Türk Hava Yolları böylesine Türk futbol futboluna diyorum. Bu arada futboldan geldiğin için hep aklım futbolda. Türk sporuna böylesine hizmet eden büyük bir kurumun kalkıp bu kadar nasıl söylesem bütçelerle, büyük bütçelerle devam eden bir kurumun birden kapatılması, birden çekilmesi fiyasko olurdu. Bizim asla öyle bir düşüncemiz olmadı. Özellikle yeni yönetim kurulu başkanımız Ahmet Bey'in gerçekten voleybola, Türk sporuna çok büyük destekleri olacağına inanıyorum. Geçmişte yine spor kulübümüzün kendisi başkanıydı. Sporun içinden gelen birisi, spor kulübümüzün başkanlığını yapan birisi. Asla bu işlere, bu konulara yabancı değil. Kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını, elimizden geldiğince bu arkadaşlarımızın vermiş olduğu emekleri zayi etmeden tekrardan bayrağımızı, ismimizi, markamızı en iyi şekilde temsil etmemiz gerektiğini, en yukarılara çıkartmamız gerektiğini düşünerek tekrardan bu yola baş koyduk. Zaten yapmış olduğumuz işlerden, yapmış olduğumuz transferlerle, görüşmelerle bunu zaten göstermiş olduk bütün voleybol camiasına. Evet. Şimdi Türk Hava Yolları'nın ana yönetim kademesinde voleybol branşına bakış açısı nasıl? Çünkü siz bir köprüsünüz aslında burada baktığınız zaman. Herkesle görüşüyorsunuz. Yönetiminden alt kademesine kadar. Ne düşünüyorlar voleybolla ilgili, Türk Hava Yolları ile ilgili? Geçen gün belki görmüşsünüzdür. Yine Voleybol Federasyon Başkanımız Mehmet Bey de ziyaretimize geldi. Ahmet Bey ile görüştü. Hatta bu önümüzdeki milli takım serüveninde inşallah tekrardan oraya sponsor olmayı düşünüyoruz. Katkı sağlamayı düşünüyoruz. Hem kendi takımımıza, hem Türk voleyboluna, hem milli takıma, Türk Hava Yolları olarak sponsorluk bağlamında, diğer bağlamda bütün katkıları sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda kendi takımımız da ligin içerisinde yarışta olan, şampiyonluk hedefi olan, her zaman en zirveyi hedefleyen takım olarak tekrar sahalarda görmek istiyoruz. Dolayısıyla yönetim kurulu başkanımız olsun, yönetimimiz olsun, çalışanlarımız yani Türk Hava Yolları ailesi olsun tam destek. O yüzden asla böyle bir daha demek ki konuya bağlıyorum. Bir düşüncemiz olmadı, olamaz da. Çünkü Türk Hava Yolları ismi gerçekten büyük bir isim. Asla kendini yerde bırakmaz. Süper. Yani biz de voleybol camiası, en azından voleybol magazin olarak her zaman yanınızda olduğumuzu Eyvallah. hissediyoruz. Sağ olun. Peki, Türk Hava Yolları Spor Kulübü tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı yakaladı. İlk defa bir tecrübesi oldu. Sizin döneminizde aslında bu yaşandı şimdi, bu dönem. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu dönemi, bu süreci, alınan sonucu? Gerçekten çok keyif verici, çok müthiş, gurur verici bir süreçti bu. Evet. Böylesine büyük bir ismin, böylesine büyük bir markanın Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir camia içerisinde, büyük bir organizasyon içerisinde olması hem kurumumuz adına hem ülkemiz adına çok sevindirici bir durumdu. Tabii bu sene ilk defa katıldık. Biraz da çok zor bir gruba düştük. Gerçekten ölüm grubu gibi Talihsiz, bir evet. gruptu. Ona rağmen en iyi şekilde mücadele ettik ama olmadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrardan aynı şekilde Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar bu gruplara kalıp daha iyisini, bu seneden göstermiş olduğumuz durumdan daha iyisini yaşamayı ümit ediyoruz. Evet. Peki lige dönecek olursak normal sezonu dördüncü sırada tamamladınız. Bu genel olarak lig değerlendirmesini nasıl bulursunuz? Rakiplerinizi nasıl buldunuz? Kendinizi nasıl buldunuz? Hedeflediğiniz noktada mı bitirdiniz Abdullah Bey? Yani tabii ki Türk Hava Yolları olarak her zaman her kurum gibi, her takım gibi biz de şampiyonluk isteriz. Evet.
ederiz. Ama tabii ki ligde çok zorlu takımlar var. Özellikle Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe olsun. Çok herkesin büyük yatırımları var burada. Hedeflediğimiz yerde mi? Tam değil. Daha iyisi olabilirdi. Şöyle de bir durum var. Biz göreve geldiğimiz günden beri o daha demin bahsetmiş olduğumuz olumsuz hava takımın içinde vardı. Yani acaba ne olacak halimiz? Kim gelecek? Burası kapanacak mı? Devam edecek mi? İşte bir panik havası vardı. Biz yönetimi olarak geldiğimiz günden itibaren hem takımı, yönetim ziyaretleri, yemekler, organizasyonlarla falan o takımdaki o panik havasını kaldırdık. Ve gerçekten takım da çok karakterli bir, çok özverili bir şey göstererek yani bir tepki göstererek 10 maçta 9 galibiyet aldı. Yani göreve geldiğimiz bugünden beri sadece bir Vakıfbank'a yenildik. Onu da inşallah yarın telafi ederiz diye düşünüyorum ama yani gerçekten güzel bir başlangıç oldu bizim için. Tabii böyle olması yönetim kurulumuzu da keyiflendirdi. İşe bakış açısını, buraya bakış açısını gerçekten daha da güzel bir hale getirdi. Ben buradan takımımızdaki hocamızdan tutun da malzemesine kadar bütün oyuncularımıza tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Çok karakterli bir takımla beraberiz. Herkes çok karakterli, çok düzgün. Gerçekten hepsine tekrar çok teşekkür ediyorum. Peki sizin için ya bir takım oluşturulurken en önemli unsur nedir? Yani bu karakterden konu açılmışken çok da vurgu da yaptınız bu konuya. Evet. Olmazsa olmazı nedir? Yani olmazsa olmazı tabii ki bizim için Türk Hava Yolları markasına, ismine. Çünkü biz devletin bir kurumuyuz. Her şeyden önce bir bayrak taşıyıcısıyız. Hem dünya üzerinde hem Türkiye üzerinde gerçekten çok büyük bir kurumuz. Bizim takımımızda olan arkadaşların da bu büyüklükte olan kuruma yakışır şekilde hem saha içinde hem saha dışında mücadelesini göstererek, yaşantısını göstererek ve karakterini göstererek bulunmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada tabii bizim beklentilerimiz çok fazla. Yani hem sporcunun başarılı olması, hem saha içinde, hem saha dışındaki duruşu bizim markamıza, ismimize yakışır şekilde olmasını istiyoruz. Gerçekten de böyle bir takıma sahibiz, böyle bir oyuncu grubuna sahibiz. Önümüzdeki yıllardaki takım kurgularını, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yapıyoruz. Doğru. Aslında baktığınız zaman siz saha içinde mücadele ediyorsun ama dediğiniz gibi şimdi ben düşünmedim aslında bu açıdan. Şimdi bir sporcunun dışarıdaki davranışları da aslında bağlar. Çünkü siz bir devlet kuruluşu olduğunuz için mesela Vakıfbank için de aynı şey geçerli. Sporcunun özel hayatı da aslında yani spekülasyona açık konular aslında. Yani evet, bu sadece bizim voleybol takımımız için geçerli değil. Bizim bütün Tabii. spor takımlarımız, spor kulüplerimiz ve spor branşlarımız için geçerli. Evet. Özellikle altyapıda futbolcularımızı eğitirken buna çok özen gösteriyoruz. Çünkü alt yaş gruplarında olan futbol maçları biraz sert geçiyor, biraz farklı takımlarla oynuyoruz. Onlar da hep aynı şekilde telkinlerde bulunuyoruz. Arkadaşlar bakın, siz Türk Hava Yolları'nın markasını, bayrağını taşıyorsunuz. Bu sahaya çıktığınızda bizi temsil ediyorsunuz. Yenmek, yenilmek bizim için önemli değil. Önemli olan bizim oradaki duruşumuz, bizim oradaki temsil ettiğimiz bayrağımız. Herkes hani Türk Hava Yolları ne kadar beyefendi bir takım, ne kadar güzel bir takım, ne kadar böyle herkese karşı hoşgörülü. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü biz bir aileyiz, Türk Hava Yolları'yız. Türk Hava Yolları'nın da ismi, yüzü her yerde en güzel şekilde görünmeli. Evet. Abdullah Bey, peki çok merak edilen bir konu var aslında. Bunu aslında ilk ağızdan size sormak istiyorum. Bütün takımlar neredeyse transfer düğmesine bastı ve çalışmaları da başladı. Siz de ilk olarak Abondanza ile antrenörünüzle bir sözleşme yaptınız yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Devam eden süre gelen bir süreç var. Şimdi müjdeler var mı acaba? Ya tabii Nasıl? ki her takımın sezon içerisinde bu tür çalışmaları oluyor. Hatta ben buraya şey yaptığımda bunu acayip biraz şey yaptım yani böyle tam benimseyemedim. Hani sezonun ortasında bu işler başlıyor burada. Ya onu hatta hani sezon devam ederken diğer oyuncularla görüşülüyor falan. Aslında ben bunu çok doğru bulmadım ama burada işler böyle yürüyor diye biz de buna ayak uydurduk. Olabildiğince hem iç transferlerimizi hem dış transferlerimizin çoğunu şu an bitirmiş durumdayız. Ben de bu konuda aslında size bir soru sormak istiyorum. Benim de bir anım var böyle. Bir gün işte oturuyoruz Marcelo, ben yönetim kurulu başkanımız. İşte transfer görüşmesi yapıyoruz. Aynı zamanda Marcelo ile sözleşmeyi yenileyeceğiz. Onu görüşüyoruz. Bir baktım hani Marcelo iş bitti falan anlaştık. Daha dışarı çıkmadık yani. Marcelo var, ben varım, menajeri var. Bir baktım voleybol magazinde Türk Hava Yolları Marcelo'yla anlaştı. Ben şok oldum böyle yani. Buradaki ağ nasıl yürüyor böyle? Nasıl hızlı bir şekilde size aktı? Ben aslında onu da çok merak ediyorum. Ben de size aslında onu sormak istiyordum. Yani odanın içindeyiz tamam mı? Hani Marcelo var. Menajeri var. Bir baktım voleybol magazin Türk Hava Yolları Marcelo'yla anlaştı. Şok oldum o gün hatta. Ya dedim bu arkadaşlar kim böyle hani? Acaba dedim bize bir ses kayıt cihazı falan mı var üzerimizde falan?
Evet, yani biz 17 yıllık bir site olduğumuz için hani çok fazla yani birçok yerden haber gelebiliyor bize. Ama tabii biz en çok önemsediğimiz nokta bu haberin doğruluğu mu? Yani ben o gün Ondan sonra şok oldum. karar verme. Hakikaten o gün şok oldum Ufuk, yani dedim bu arkadaşlar kim benim, yani biz daha belli değil, hani hocayla anlaşıp anlaşmayacağımız belli değil, son daha sözümüzü söylemedik, Türk Hava Yolları mağazaları anlaştı diye görünce gerçekten bu işi hakkıyla yaptığınızı anlamış oldum yani, bravo. Yani takdirinizi aldıysak ne mutlu Eyvallah. bizlere. İnşallah diğer transferlerinizi de İnşallah. yazarız. Çok değerli ve CV'si dolu bir antrenöre sahipsiniz. Öncelikle kendisiyle olan iletişiminiz nasıl? Aranız gayet iyi gördüğüm kadarıyla. Evet, kendisiyle gerçekten abi kardeş gibiyiz. Her şeyi konuşuyoruz. Türk Hava Yolları'nın başarısı için, takımımızın başarısı için yeri geliyor gece bile beni arada oluyor. İşte Abdullah ne yapacağız falan filan diye. Ben de olabildiğince ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Her şekilde her isteğini, her talebini olabilecek şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü hoca önemli bizim için. Gerçekten hem geçmişte olsun hem de günümüzde olsun. Bu tür başarılı hocaları bulmak zor. Takımı adapte etmek zor. Bir de kurum kültürüne uygun. Gerçekten bize yakışır şekilde hareketleri, davranışları olduğunu gördüm. Tabii ki sözleşmeyi yeniledik tekrardan. Uzun yıllar çalışmak istiyoruz kendisiyle. Başarılı da olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha da başarılı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda da zaten bunu kendisi gösterecektir muhtemelen. Doğru. Peki şimdi transfer konusunu kapatmadan önce bir müjdeniz olacak mı şu isim bile vermeden yani voleybol camiasını heyecanlandıracak bekleyin diyeceğiniz isim olacak mı acaba? Olacak, olacak. Onlar da olacak inşallah. Çalışmalarımız var. Bunlarla alakalı hakikaten çok ciddi çalışmalarımız var. Türk Hava Yolları ailesine yakışacak, markamıza yakışacak. Gerçekten ses getirecek transferlerimiz olacak. Muhtemelen olacak yani, mutlaka olacak. Şimdi diğer takımlardan da belki hani oyuncular olur, başka bir şey olur. Kimseyi zor durumda bulundurmamak adına ben şimdilik kapatayım bu konuyu. Devam ediyor hala. Bütün takımlar devam ediyor. Daha demin söylediğim konu işte. Ben o yüzden bunu anlamadım. Yani lig devam ederken, bütün maçlar devam ederken bu transfer süreci niye bu ligin içerisinde oluyor onu da anlamış değilim. Ama işte ayak uydurduk yani, bir nevi adapte olduk biz de. Evet. Çünkü Evet. kurumumuzun en iyi şekilde en iyi oyunculara sahip olması için elimizden geldiğince bu konuda da hatta ilk startı veren, en hızlı başlayan, belki de en hızlı bitiren takımların başında olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Yani lig bittikten sonra kadrolar şekillenince zaten her şey ortaya çıkacak. İnşallah, inşallah. Abdullah Bey, peki yabancı kuralı şimdi bu sezon uygulanan bir kural var. 3 artı 1 uygulanıyor. Federasyon bunu büyük ihtimalle önümüzdeki yıl 3 artı 2 olarak uygulayacak. Kulüplerden de görüş alınıyor diye biliyorum. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz yabancı kuralına? Ne düşünüyorsunuz? Yani yabancı kuralına olabildiğince eğer bizi avantaj olarak döndürecekse kullanmak isteriz. Ama şu an tabii ki geçtiğimiz yıldaki yabancı sayısına yakın bir yabancı oyuncumuz olacak muhtemelen. O artı bir hakkımızı biz sezon içerisinde belki hani bir durum olur tarzında kullanmak istiyoruz. Ama tabii ki önümüzdeki günlerde yönetim kurulumuzun, takımımızın, hocamızın, voleybol şubemizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda belki o hakkımızı kullanabiliriz. Voleybol camiası için hayırlı olsun. İnşallah bütün takımlar bunu düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde kullanır. Evet, yani bu aslında baktığınız zaman şöyle gözüküyor. Yabancı sayısı artmış gibi gözüküyor ama Türk oyuncular, yerli oyuncular için de bir fırsat bu. Diğer kulüplerde şanslarını denerler, da deneyim kazanırlar ve milli takımımıza daha faydalı olarak geri dönüş sağlanır. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Zaten buradaki amaç da zaten bu olduğunu düşünüyorum. İnşallah hem milli takımımıza hem de Türk voleyboluna katkı sağlar. Evet. Bu kadar yatırım yapıyorsunuz Abdullah Bey. Çok merak ediyorum. Şimdi Türk Hava Yolları'nın ileriye dönük bir spor salonu, spor kompleksi, böyle halı sahası olan, voleybol, basketbol olan bir projeniz var mı acaba Bununla düşünceniz? alakalı bir projemiz, bir çalışmamız da var. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bunlarla alakalı bir yerimiz de var Florya tarafında. Tabii ki ama şimdi daha yeni bir çiçeğe burnunda bir yönetimimiz var. Yeni geldi. Bir de çok büyük bir camiayız. Sadece yani Türk Hava Yolları Spor Kulübü olarak düşünmemek lazım. Türk Hava Yolları'nın gerçekten birden fazla iştiraki var. İşler çok büyük bizde. Diğer spor kulüpleri gibi değil de biraz daha hani farklı saha içerisinde çalışan yoğun bir iş gücümüz var. Tabii ki bununla alakalı çalışmalarımız, planlarımız var. Bu öyle çok ufak bir mesele değil.
Bunu yönetim kurulu başkanımızdan tutun da bütün yönetimimize kadar, çalışma arkadaşlarımıza kadar, içeride bizim emlak inşaat diye bir birimimiz var. Onlara kadar mühendislerimiz, işte mimarlarımız, Türk Hava Yolları dediğim gibi çok büyük bir kulüp yani. Bütün aklınıza ne gelirse o çalışanlar bizde var zaten. Bununla alakalı çalışmalarımız var. Ama tabii ki büyük bir proje bu. İnşallah önümüzdeki yıllarda süreçte hem başkanımız hem yönetim kurulumuz bu projeyi önemser, onaylar ve böyle bir büyük bir komplekse hem Türk sporu hem Türk Hava Yolları ailesi sahip olur. Evet. Yani istikrar sürdüğü sürece, hani sizler de devam ettiği sürece bu proje hayata geçecektir diye umuyorum ben. İnşallah, inşallah. Evet. Peki, sıkça gelen bir sorudur diye tahmin ediyorum. Erkek voleybol takımı kurma gibi bir düşünceniz oldu mu, olacak mı? Yani onunla alakalı bir düşüncemiz şu an olmadı. Erkek voleybolu demişken buradan erkek voleybol takımımız, kurum içi takımımız şirketler arası ligde şampiyon oldu. Hatta onu da siz haberini yapmıştınız. Evet, Teşekkür. evet, evet. Buradan arkadaşlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Özellikle kaptanımız Yücel Bey'e ve diğer çalışma arkadaşlarımıza çok büyük bir başarı elde ettiler. Bununla alakalı da ilerleyen süreçte profesyonel bağlamda konuşuyorum. Hani erkek voleybol takımı. Olabilir, niye olmasın? Çalışmalarımız bununla alakalı olabilir ama takdir edersiniz ki daha demin de söylediğim gibi gerçekten çok büyük bir iş yükü içerisindeyiz. Yani kurum içinden tutun da işte satranç takımımız, asıl tenis takımımız, futbol takımımız, voleybol takımının altyapıları var. Bizde aynı zamanda işte bunlar ikinci ligde oynayan takımımız var. Minik takımımız var, milli takımımız var, genç takımımız var. Gerçekten çok büyük bir yapı içerisindeyiz. İş yükümüzü arttıracak bir erkek takımı bir iş. Ama tabii ki biz buna da hazırız. Problem yok. Onun da üstesinden geliriz. İnşallah olur. Niye olmasın ki? Abdullah Bey, demin bir şey dikkatimi çekti. Bu Şirketler Ligi'nde takım kaptanınızın ismine kadar biliyorsunuz. Hepsini saydınız. Evden tepki gelmiyor mu ya? Hiç bize nasıl bu kadar vakti nasıl yetiriyorsunuz kendiniz? Gerçekten geliyor. Bir de ben Türk Hava Yolları çalıştığım yıllarda 2014-2017 yıllarında 2018'lerin sonuna doğru çalıştığım yıllarda personele çok önem veren bir insandım. Personelle alakalı olan organizasyonlara çok önem veren bir insandım. O yüzden Türk Hava Yolları personelleri beni çok iyi tanır, çok da severler. Dolayısıyla benim işim bu. Ben A'dan Z'ye herkesi tanımak zorundayım. Herkese dokunmak zorundayım. Hep en iyisini yapmak zorundayız. Çünkü Evet. görevimiz bu. Türk Hava Yolları Spor Kulübü Genel Sekreteri olarak sadece voleybol değil, kurum içi, kurum dışı bütün organizasyonlarda hem çalışma arkadaşlarımıza hem bu sporcu arkadaşlarımıza en iyi hizmeti vermek zorundayız. Dolayısıyla tabii ki evden böyle tepkiler geliyor. Gece gündüz çalıştığımız için olsun sıkıntı yok. Dediğim gibi Türk Hava Yolları ailesine ne kadar emek versek azdır. Çünkü Türk Hava Evet. Yolları gerçekten ülkemizin büyük bir milli bayrak taşıyıcısı. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Peki pandemi nedeniyle bir tanışma fırsatı bulamadık sizinle bile. İşte buradan ilk defa görüşme fırsatımız oldu. Voleybol basınıyla bir araya gelmeyi düşünüyor musunuz? Böyle onların da ne bileyim düşüncelerini almak gibi bir Evet durum. evet. Yani bununla alakalı bir çalışmamız olacak. Önümüzdeki yıl sezon açılışı olarak düşünüyoruz bunu. Bir basın toplantısı yapıp hem voleybol camiasıyla hem medyayla bir tanışma fırsatımız olsun istiyoruz. Hem takımımız hem yeni teknik ekibimiz herkesle beraber yeni bir sezon açılışı yapmayı düşünüyoruz. Bununla alakalı kurumsal iletişim başkanlığımızdan tutun da basın müşavirimize kadar çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu da yapacağız. İnşallah. Bizler de çok memnun oluruz. Abdullah Bey, bize çok değerli vaktinizi ayırdınız. Yarın çok önemli bir maçınız var. Aksa Sigorta Kupa Voley finallerinde yarın zorlu bir maçınız var. Bu maçla Evet. ilgili neler söylemek istersiniz son olarak? Yarınki rakibimiz daha demin de söylemiş olduğum gibi 10 maçta 9 galibiyet alıp bir maç yenildiğimiz Vakıfbank. İnşallah bunun telafisini yarın yapacağız. Buradan sporcu arkadaşlarıma gerçekten çok güveniyorum. Çalışmalarını yakından takip ettim. Gerçekten çok sıkı bir çalışma döneminden geçtiler. İnşallah yarınki sahada çıkıp en iyi şekilde mücadele edip en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Yensinler, yenilsinler bizim için çok önemli değil. İnşallah sakatlık çıkmadan güzel bir maç olur. Hak eden kazanır. Vakıfbank da çünkü çok büyük bir camia. Gerçekten onların da çok ciddi yatırımları var. Evet. Onlar da devletin bir kurum takımı. Biz de devletin bir kurum takımıyız. Hak eden kazansın inşallah. Bakalım yarın ne olacak? İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Başarılar dileyelim. Hak eden kazansın diyelim Abdullah Bey. Her iki tarafında çünkü büyük emekleri var, sizin de onların da. Güzel ama keyifli maç izleyeceğimizden asla şüphemiz yok.
İnşallah, inşallah. Ben de sizlere çok çok teşekkür ederim. Bana bu canlı yayında söz verdiğiniz için. Aynı zamanda çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Çok da beğeniyorum. Buradan da bütün voleybol severlere, bütün arkadaşlarımıza tekrardan selamlarımı iletiyorum. Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Saygılar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.